Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Hatta sabahlar değil, öğlenler oldu artık. Bundan böyle 12.30 dediğinizde biz de burada olacağız. Sizleri bekleyeceğiz efendim. Nermin Nefes Mutfağı Kanal 7 ekranlarında 12.30'da. Nasılsınız? Sağlık saat nasıl? Güzel bir hafta olsun öncelikle. Her şeyin gönlünüzce olduğu, güzel, renkli bir hafta olsun. Sağlıkla saatle geçireceğimiz tabii ki ve yemekli, bol tarifli bir hafta olacak, emin olun efendim. Yine sizler için en güzel tarifleri, hatta dışarıda yiyemediğiniz ama böyle çocuklara özel lezzetler yapmak istediğiniz tarifleri de tabii ki ünlü şeflerimizden rica edip sizlere ekran başına getireceğiz. Bugün de öyle olacak. Çok güzel hamburger tariflerimiz olacak, et tariflerimiz olacak. Sakın kaçırmayın diyorum. Birbirinden lezzetli tariflerle birlikte devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz kim? Çok kıymetli Fırat Can şefim bizlerle olacak. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıyafet on numara, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, ben deyim. Buyurun oturun. Bu özel konsept bizim için mi? Evet, sizler için buradayız. Çok teşekkür ederiz. Güzel sunumlarımız olacak. Güzel tariflerimiz olacak. Evet. Güzel bir gün geçireceğiz. Umarım İnşallah. Kalırsınız. İnşallah, tabii ki kalacağız. Neler yapacağız? Kaşarlı bir köftemiz var. Evet. Spesiyel burgerimiz var. Evet. Sonrasında şato biryan yapacağız. Elmalı turtam var, ben yapacağım. Sonrasında şefim Dallas steak yapacağız. Carpaccio. Carpaccio. Ve ardından stekman salata yapacağız. Stekman salata. Bunlar hepsi özel, dışarıda tabii özel. Sizin yerinizde yapılan lezzetler. Aynen öyle. Hepsini birebir anlatacağız değil mi şefim? Tabii anlatacağız, sunumlarımızı yapacağız. Hem keyif alacağız hem yemeğin tadına bakacağız. Geçelim bence mutfağa. Tabii ki. Çok vakit yok. Buyurun şöyle alalım. Bir 65 dakikamız var. Bugün yine şifrelerimiz olacak. İki kişiye hani yapamazdım nasılsınız? Kitabımdan hediye edeceğiz. Yapmanız gereken sadece şifreleri doğru bilip bütün bir şekilde Nermin Nefes Mutfağı'nın son gönderisinin altına yazmak. Valla böyle bana sabah gibi geliyor. Hep 10.30 muydu? 10.50'de yayında olduğumuz için. Bugün 12.30 ve sanki sabahleyin yapıyormuşum gibi geliyor. 7 kişiye yağdanlık vereceğiz. Onu da birazdan açıklayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir kişiye de 7'li baharatlık vereceğiz. Cuma gününün sonucunu neyi açıklayacağız? Cuma'nın kazananlarını. Yok, Cuma gününün kazananlarını açıklayacağız. Öyle söyledim zaten. Şifreler de gelecek. Bir de çok güzel bugün bir VTR'miz olacak. Ödül gecesinde neler yaptık onu paylaşacağız sizlerle. Şefim, ilk tarifimiz ne? Efendim, ilk tarifimiz Dallas steak. Dallas steak'in özelliği şu. Öncelikle dökümün altını açabilir miyiz? Biraz ısınması lazım. Şimdi ben malzemeleri bir sayayım. 450 gram dana pirzolamız var, sıvı yağımız var ve tuzumuz var. Sadece 3 malzemeyle yapacağız. Allah herkese tabii ki alım gücü versin. Ben de çok fazla et tüketmiyorum ama malum bazı lezzetler özel günlerde ağır misafirler için hazırlanıyor. Biz de bugün o yüzden bu menüye yer verdik. Hani sakın şey yapmayın, işte et falan biz de her gün yemiyoruz. Ben hatta belki senede 3-5 kere, yani ben çok fazla et sevmem. Tavuk daha çok ağırlıklı beslenirim. Doğrudur. O yüzden yani biz de et yemiyoruz her gün. Buyurun şefim. Efendim şu anda Dallas steak'imiz var. Etimizin özelliği şu, 28 gün dry aged dolabında dinlenmiş olması. Dinlenmiş hali şöyle gösterebiliriz orada. Bütün halde. Bunu testereyle güzel bir şeyle kestikten sonra. Şu mu şefim? Aynen. Dinlenmiş hali. Bu. Tabii. Bunu kaç gün dinlendiriyoruz? En az 28 gün. Tamam. Danın pirzola kısmı, sırt kısmı. Kemikli hali olmuş oluyor. Dinlendikten sonra dry aged dolabı özel olduğu için kuru dinlendirmeden sonra bayağı bir lezzetli ve yumuşak olmuş oluyor. Vakit sınırlı çünkü. Canlı yayındayız. Efendim nasıl geçti? Hafta sonu neler yaptınız? Güzel bir hafta sonu olmuştur inşallah. Nermin Nefes Mutfağı sayfamıza yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ben orada okuyup size dönüş yapmayı çok seviyorum. Canlı canlı efendim Kanal 7 ekranlarında bugün dışarıda yediğiniz lezzetleri birebir şekilde anlatarak ekran başına getireceğiz. Dediğim gibi özel misafirleriniz için, çocuklarınız için farklı sunum ve lezzet arayan, et pişirme tekniklerinden faydalanmak isteyen herkes bugün ekrana bize kilitlenmeli diye düşünüyorum. Şefim. Çok doğru diyorsunuz. Normalde biz bunu ızgarada da yapıyoruz. Izgarada daha da iyi oluyor. Tabii buradaki koşullara göre döküm tavamızı yapacağız. Izgarada yaptığımız zaman orta pişmiş maksimum 10 dakikada hazır olmuş oluyor. Anladım. Çünkü ızgaranın derecesi bayağı bir yüksek olduğu için. İlk şifremiz geliyor. Rüzgarın ilk şifremiz. Rüzgarın kıymetli izleyicilerim. Notumuzu alalım.
Çok bekleyecek miyiz onun kızmasını, yoksa diğer tarifleri de bir an uçtan başlayalım? Ona bakıyor mu sunacağız şef? Evet. Ya da burada mı kalacak? Yok, burada kalabilir aslında. Tamam, o zaman burada bırakalım. Tamam. Ben onun biraz kızması lazım. İkinci tarifimizde... Senin tarifini galiba anne, öyle hatırlıyorum ama. Ben yapayım ikinci tarifi şefim onu bitirene evet, kadar. Evet, o ısınana kadar biz senin tarifini... Ben de şefime bir tart yapayım. Elmalı turta yapayım. Sever misiniz? Tabii ki. Siz yaparsanız da sevmez miyiz Nermin? Teşekkür ederim şefim. İzliyor muydunuz programı? Hiç denk evet. geldiniz mi? Yani izliyorum. Daha çok annemin de çok selamı var. O da severek izliyor. Selam. Nedir annenizin ismi? Zeynep. Zeynep teyzeciğim, ellerinizden öpüyoruz efendim. Nerelisiniz? Diyarbakır. Oo, Diyarbakır yemekleri ne güzel yapar Zeynep teyzeciğim, değil mi? Yani tabii ki annem hamarattır biraz, sizin kadar olmasa da. Estağfurullah. Şöyle. Hemen ayıralım. Ben de şöyle geçeyim. Geldim canım. Elmalı turta 4 adet elma, 1 adet limon kabuğu, yarım limon suyu, 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 200 gram un, 1 paket kabartma tozu, 1 çimdik tuz, tabanı için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, üzerine de pudra şekeri olacak. Bu tarif aslında bilmiyorum daha önceden denediniz mi, yabancı bir sitenin tarifi. Ben böyle artık farklı tariflere yöneldiğimizi söylüyorum. Hatta bu hafta hep farklı lezzetler göreceksiniz bizde. Saatler 12.30 dediğimde Nermin'in Enfes Mutfağı'nda birbirinden lezzetli ve farklı tarifleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Burada hemen elmaları... Nermin'cim bunlar kabarınlar. Aynen. Elmaları videoda görmüşsündür. Böyle... Ben şeyle, biliyorum elmalarını bir güzel soyayım. Şefim siz ne yaptınız? Şu anda tereyağımız hazır. Dökün bayağı bir ısındı. Etimizin ön yüzünü pişiriyoruz. Tamam. Bir dakika içinde arka yüzünü pişireceğiz. Anladım, süper. Bir çırpıcı alayım sert olandan Serpil. Şunu vereyim mi, bunu mu Nermin? Benimkini alayım, o alttakini aynen. 3 adet yumurtayı şekerle güzelce çırpmamız gerekiyor. Tamam, seviyor musunuz mutfağı? Şefim böyle kek hamur işi falan. Yani doğru söylemeye gerekirse hamur işinden fazla anlamıyorum. Çünkü kasap olduğum evet. için daha çok etle ilgileniyorum. Ama hamur işi de güzel oluyor. Bakayım yani. Şefim çırpabiliyor musun? Bunun da kabuğu da sende. Bakayım şefim çırpabiliyor mu? Şimdi yalnız bu kıyafetle çırpmak da güzel oldu ama değil mi efendim? Yani sizin kadar olmasa da... Kas yapacağız şefim ben. Benim kollarım ondan böyle kas. Bak valla bu kıyafetle şefime... Yumurta şekeri çırptırdım. Vallahi canım, kırmadı beni. Teşekkür ne ediyorum. Cansınız. Rica tamam ederim. Şefim harikasın. Yeterli midir? Ben devam edeyim. Devam şey. Serpil gel. Ama... Gitti bu. Ay dur elmama. Mikrofonum. Şöyle biraz. Dur. Programı artık size sunduracağız efendim. Estağfurullah. Olur mu? Nermin'in Enfes Mutfağı sizin mutfak olsun. Olur. Teşekkür ederim. Nermin Hanım, şu anda etimiz zaten ön yüzü pişti. Hı hı. 2 dakika içinde etimiz hazır olmuş olacak. Tamam. Orta pişmiş şekilde ayarlıyorum. Bunu biz sadece dinlendirdiğiniz ette yapıyorsunuz değil mi? Evet. Tereyağıyla pişiriyorsunuz. Tereyağı da pişiriyoruz. Baharat falan hiçbir şey. Baharat sadece en son hafiften üzerine bir karabiber dökmemiz yeterli olabilir. Hı hı. Tabii tercih meselesi. Hı hı. Arzu ederseniz evinize bir marinasyon yapıp da pişirme de yapabilirsiniz. Hı hı. Çok güzel. Ama ben genelde eti sade sevdiğim için. Hı hı. Hani doğal tadını almak açısından. Bence de ben de çok seviyorum. Yarım suyu var Nermin şeyi. Nasıl? Yarım suyu da senin. Limonu. Şöyle bakın güzelce koyduk. Elmaların üstüne sıkacağız limonları. Ha, yarısı bana yarısı. Hı hı. Şöyle bakın güzelce çırptık. Şefime de çırpma işimi yaptırdım. Üzerine yağını ekliyoruz. Çok pratik fakat çok farklı ve lezzetli. Böyle içi çok zingerimsik kıvamda olmayacak bir lezzet olacak bu. Daha çok elma yoğunluğu olduğu için ıslak bir kek gibi gözükecek. Şefim de bu arada son rötuşlarını yapıyor. Tuzumuzu evet. ekledik, karabiberini ekledik. Bir çimdik tuzumuzu ekliyoruz lezzeti aşağı çıkarması için. Şu anda bu hazır. Bir elek alayım Serpil'cim sana zahmet. Bir de limon sıkacağımızı. Kaşık burada çekmede şey. Çekmecede şey. Şurada. Şunlardan. Limon sıkacağımız. Biraz böyle şöyle. Alevlendirelim mi şefim? Biraz sonra alevimiz bayağı bir olacak. Olacak Şata mı? Bir yanda. Severiz. Tabii ki. Alevi severiz. Yanar dönerli bir kebap olsun ortaya şefim. Yani sizin elinize biz ette su dökemeyiz. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu anda ürünümüz hazır. Hı hı. Şöyle
tarafa bırakalım. Oo. Vallahi efsane gözüküyor gerçekten. Gördüğünüz üzere bol tereyağısıyla birlikte inanılmaz lezzetli bir et yaptık. Limonumuzun yarısını buraya dökeceğim. Çekirdekleri gelmesin. Bunu bir bitirelim şef biz. Tamam. Yarısını da ellerimizin üzerine alacağız. Burada bir eleme işlemi yapıyoruz. Şefim benim tarifi atayım. Hemen sizin tariflerle devam edeceğiz. Bir paket vanilyamız, bir paket hamur kabartma tozumuz mevcut. Şöyle bir eleme işlemi yapacağız. Malum hep söylüyorum, keklerinizi yaparken eleme işlemi yapın. Ben bu tarifi yabancı bir siteden aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. İç dokusu böyle sünger gibi değil ama böyle biraz ıslak kek. İçinde yoğun elma olduğu için bakın 5 tane elma kullanıyoruz. Birazcık ıslak bir keki andıracak. Ya turta diyebiliriz yani gerçekten. Lezzetli bir turta yapıyoruz. Bu işlemi mikserle yaparsanız daha rahat yapabilirsiniz. Bizim gibi el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Şöyle güzelce çırpıyorum. Elmalar gelir gelmez de şey yapacağım. Nerede bakayım bununla şey yapılacak mıyım yarım yarım? Bakalım. Aynen öyle. İnce ince doğrayacağız. Benim soyacağım çok rahat ya bu arada. Gayet güzel görünüyor. Bakar mısın? Siz çırpın. Şefime de çırptırıyorum ya vallahi bak. Hiç kırmıyor çok bize. İşin içine dahil etmek lazım. Bak bak bak. Bence bu artık tatlıları da siz yapmanız gerekiyor. Aynen bir anda başlamak lazım. Ben geleyim bir iki gün size tatlıları göstereyim. Size bana etleri gösterin. Böyle karşılıklı bir şey yapalım. Yani mekanımıza bekleriz. Tamam. Mekanda ben sana tatlı yapmayı öğreteceğim. Sen de bana et. Anlaştık çok mı? Çok iyi oldu anlaştık. Tamam. Yani şeref verirsiniz. Vallahi bak işte gördünüz mü ben kolum ağrıyordu. Bak ne iyi oldu şefime çırptırdım. Harika. Yeterli miydi? Yeterli. Bakın. Şu şekilde bir hamurumuz var. Gayet güzel çırpıldı. Şimdi bunların içerisine limonla olacağımız lezzeti koyacağız. Böyle. Et de çok güzel koktu. Sonrasında şefimin tarifleriyle devam edeceğiz. Bunun altı kapalı değil mi? Ben kıstım. Kısıktan. Tarifin elmalar ne durumda? Tamam, kapalıysa tamam. Geliyor Nermin. Bir tane daha şey varsa ben de yapayım bir uçta. Tamam öbürünü vereyim istiyorsan. Şöyle alayım direkt içine. İki kase alayım ben. Şöyle bakın. Herkesin evinde bu soyacaktan vardır. Şöyle. Zaten şunu işte yoğurabiliriz değil mi? Rende evet, yapmanızı şef. İstemiyorum. Tamam. Böyle parça parça daha güzel oluyor açıkçası. İnce ince. Rendenin patates kesen kısmı çok başarılı olmayabilir burada. Çünkü elle de şekil verdiğiniz için. Ama deneyebilirler. Ben getirince çıkarın olur mu? Tamam. Ben yardım edeceğim size. Olur. Hemen şimdi bu kekimizi verelim. Onları öbür tarafa koyalım. Tabii ki. Ekranda görsün. Net bir şekilde güzelliğimizi. Kaç dakika pişecek şefim? Şu anda Dallas steğimiz hazır. İkinci ürüne geçiyoruz. Chateaubriand. Onunla ilgili döküm tavuğumuzu şu anda ısıttık. Evet. Biraz sonra eti tanıtacağım. Hangi etten yaptığımızı ve nasıl olduğunu. Evet. Güzel bir ateşli şov yapacağız. Değil mi? Tabii. Az sonra ekranları sallayacağız. Tatil alayım ben yeter. Çok oyalandık. Onları da iyi veririz artık. Sertli şöyle. Şey var şef, mı? Şunu bir izin ver. Hemen halledeceğim. Geleceğim. Tamam. Koyduk efendim. İçerisine bir paket vanilyamızı. Kare fırınımızı mı yapalım? Kabartma. Onu tepsiye süreceğim ya. Yağ ve vanilya. Evet. Vanilyamızı birazcık da böyle serpeceğim. Yani normal fırın tepsisinde mi yapalım? Nasıl yapalım? Evet. Öyleydi şöyle. Şey, yok. Fırın tepsisi çok büyük gelir. Neyle yapayım? Yuvarlak cam kap istiyorum. Ha, okey. Muhteşem bir lezzet efendim. Limonlu suyla beraber şöyle birazcık ovuyoruz gördüğünüz üzere. Sonrasında kekimizi içerisine alıyoruz. Şöyle. Bir spatula isteyeceğim sadece. Güzelce armağanlayacağız. Ve şefimin tarifleriyle devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Şöyle bakın. Bol elmalı.
dediğim gibi böyle çok böyle kuru bir kek değil de böyle biraz daha ıslak ıslak bir kek olacak. Fırın kabuğunuzun zemini çok iyi bir şekilde yağlamanız gerekiyor. Üzerine birazcık vanilya serpeceğiz. Birazcık değişik, farklı bir tarif. Yani alışılmışın dışına çıkıyoruz. Artık hep aynı tarz tarifler yok. Dediğim gibi yabancı sitelerde bu aralar fazla geziyorum. Sizin için böyle bir tık fazla farklı tarifler hazırlamak adına onları Türkçe'ye çeviriyoruz. Sonrasında sizlere sunuyoruz. Zeminde vanilya koyuluyor şöyle. Ve burada çırpmış olduğumuz elmalı turta hamurunu tepsiye alıyorum. O kadar pratik ve lezzetli ki bakın şıpşak kek yapar gibi hazırladık. Şefimle birlikte. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Çok lezzetli olacak. Evet. Sizin için. Siz bana et yapıyorsunuz. Ben de size kek yapayım. Yaptığım hamur çok işleri önemli. Değil mi? Tatlısız tabii. Olmaz. Yani finalde en son tatlıyı da bitirmek lazım ki. Hı. Var mı sizde de tatlı? Evet efendim. Bizde tamam. De var. Gelince yiyeceğim hepsinden. Yani sizinki kadar lezzeti olmaz o da. Estağfurullah. Estağfurullah. Herkesin el lezzeti farklıdır. Evet. Bu da tamam. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum ve diğer tarifi hemen alıyoruz. Diğer tarifimiz nedir şefim? Chateaubriand. Şöyle bakın. 180 derecelik fırına. Şefim hangisi o şey malzemeleri? Veriyorum. Eti alacağız. Alt üst bir ayarda. 30 dakika kadar pişecek. Şef bunlar leşin var mı? Yok şu anda onlar değişti. Tamam aldım bunları. Chateaubriand yapıyoruz efendim. Bakın bunlar hep böyle dışarıda duyduğumuz tarifler. Şu anda sadece o yeter. Dışarıda duyduğumuz tarifler. Kalktı mı benim bir saniye? Dediğim gibi herkesin evinde her gün et pişmiyor. Fakat pişirmenin de püf noktalarını göstermek gerekiyor. Biz de bir yemek programı olduğumuz için efendim ara ara size böyle ünlü şeflerimizden lezzetli et tarifleri vermek istiyoruz. 250 gram dana bonfile, 250 gram tereyağı ve tuz. Bakın aslında eti çok böyle marine etmeye gerek yok değil mi? Evet aynen. Mesela biz saatlerce yapıyoruz yumuşak olsun diye ama bütün püf noktalarıyla şefim zaten bize şimdi anlatıyor. Şimdi etteki en önemli şey şu etin kalitesi. Hı. Görmüş olduğumuz et dana eti, dananın bonfilesi. Hı hı. Bonfile hayvanın iç tarafında bulunuyor. Hı hı. Dinlenmiş bir et oluyor. Şöyle kulak kısmını... Not alın özellikle... Şey yapıyoruz... Kurban bayramlarında hani nasıl et yapacağız, nasıl saklayacağız? Bunları şimdiden not alın. Evet, üstteki zarını aldık. Evet, zaten bonfile yumuşak bir et olduğu için çok bir işlem yapmamıza gerek yok. Değil mi? Tabii. Zaten stekte değerli etler kullanılıyor. Hı hı. Geri kalan bölümleri de kuşbaşı, kıyma o gruplarda yer alıyor. Daha önceki mesleğiniz kasap mıydı? Evet. 15 yaşında bu işe girdim. Çünkü el o kadar hızlı işliyor ki böyle bakıyorum hayran kaldım yani şu maşallah. Şu şekilde şöyle hatta etimizi gösterebiliriz. Şefim bu iyi mi? Çok iyi. Çok başarılı. Şu anda iyi durumda. Diyarbakır yemekleri yapmıyor musunuz şefim? Efendim yöresel yemek yapmıyoruz ama yöresele yakın ürünlerimiz var. İşte kuzu gerdan, kuzu kol. Evet. O şekilde ürünlerimiz oluyor. Bizim bir limon suyu vardı da. O da burada şefim. Nerede? Şey kap var mıydı? Bir kap alabilir miyiz? Alırım şef. Bardak işini görür mü? Bu şekilde olur, mi? Olur, elimi koyabileceğim olur. Evet efendim. Bu şekilde dinliyoruz. Şöyle gördüğünüz şekilde. Tabii yumuş kasap olacak. Olduğu için de şefimiz öncesinden etin neresi tam olarak nasıl kullanılır her şeyi biliyor. Ve kendisine zaten çok güzel bir mekan açtığı için orada da her gün lezzetini tadan yüzlerce sevdiği insanlar var. Şu anda döküm tavuğumuz hazır, yağımız kızmış sadece derecede. Sadece tereyağı mı oradaki? Yok, şu anda zeytinyağı. Zeytinyağı, tamam. O nedir şefim? Görmüş olduğunuz gibi sevgimizi katıyoruz ve... Evet, sevgimizi katıp mutfakta yangın çıkartıyoruz efendim. Aman siz evde denemeyin gözünüzü seveyim. Yani bu ateş olmazsa olmazımız. Bu ateş olmazsa olmazımız tabii. Efendim. Kanal 7 ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda süpatifler gibi chateaubriand yapıyoruz. Hem pratik hem püf noktalı. Bu ateş olmazsa olmaz dedi tabii. Şefimiz. Tabii. Hop.
Anladım. Bu şekilde yaklaşık... Serpil'in sağlığı çok iyi şu an. Çok iyi. 2 dakika içinde ürünümüz hazır olmuş. Kirlenmek güzel değil mi mutfakta? Tabii. Tabii kirlenmek güzel. Yani sevdiğimiz için aslında kirlenme gibi değil de daha farklı bir şekilde hissetmiş oluyoruz. Öyle mi? Tabii. Biz de çok farklı hissettik şu an. Tabii canım. Harika. Fırat kes. Allah sen rahat. Çok rahat zaten şefim. Birazcık. Hiç bozmuyor. Belki heyecanı vardır ama idare... Yo ben heyecan alırım şefim. Heyecan kalmaz bizim programda. Tamam. Seviyor musunuz programımıza? Vallahi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Severek de izliyoruz. Sosyal medyanızı takip ediyoruz. Öyle mi? Çok tabii. Teşekkür ederiz. Şu anda nerenin hazır. Şunu altını kapatabilir miyim? Bu kadar mı şefim? İki ateş çıkardık, koyduk yani. Şimdi işte. Etimiz mis. Yumuşak olduğu için gördüğünüz gibi şöyle. Peki az pişmiş, çok pişmiş nasıl ayarlayacağız şef? Normalde şu anki orta pişmiş. Zaten elimizi vurduğumuz zaman belli. Ama bunu bir tık daha tutarsak iyiye doğru gidiyor. Orta iyi, sonra daha iyi olmuş olur. Ama iyi pişmiş eti tavsiye etmiyorum. Çünkü etin bütün proteinini, suyunu, her şeyini götürmüş oluyor. Ve lezzet kalmamış oluyor. Öyle mi? Tabii. Yani maksimum eti yediğimiz zaman orta iyi. Ben orta üzerine çıkmamız lazım. Nacizane hiç... tavsiyem orta iyi daha iyi olur. Tamam. Bir şu de et yıkanır hazır. Mı şefim? Nasıl? Et yıkanır mı? Ben yıkamam. Yıkamam. Hani eti kesinlikle yıkamam, tavsiye de etmem. Çünkü çok lezzetli olmuyor. Ayrıyeten etimiz üzerine şöyle... Geliyor efendim. Sunta bağlayalım hemen. Neyde koyacağız şef? Yo direkt üzerine. Ha. Orada direkt yapacağız. Üzerine, tabii ki. Allah razı olsun şef. Evet efendim. Şöyle gördüğünüz gibi hamburger ekmeğimizi üstüne şefim koydu. Şöyle bir lezzetlendiriyoruz soslarla birlikte. Sonra şu şekilde. Evet. Şefim bu kıyafetin özel bir anlamı var mı? Yani sizin... Bu kıyafet tabii ki hepsinin bir anlamı var. Boynumdaki bandana daha önce çalıştığım yerde takıyordum. Saçım hani bono niyetine. Bu sefer işveren pozisyona geçtiğimiz zaman yani boynuma takmaya başladım. Harika. Benim için anlamı yüksek. Evet, yani kostüm de bu şekilde oluşuyor. Evet. Daha önce normal bir önlük vardı. Sağ olsun bu işi yapan arkadaşımız bizim üzerimizde yenilikleri falan denedi. Bu şekilde güzel bir kombin ortaya çıktı. Harika. Ama yaklaşık 5 senedir bu şekildeyim. Şu anda ürünümüz hazır. Bence çok güzel ve esprili aslında böyle hoş gözüküyor gerçekten. Teşekkür ederim. Farklı olmak güzeldir bence değil mi şef? Aynen öyle. Ne yapayım şef? Şunları nereye alalım? Müsait. Nereye istiyorsan şef. Şu tarafa alalım mı? Tamam. Buraya koyalım mı? Yok oraya alalım. Sonra buraya çekeriz. Ben yardım evet, yok. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün Fırat Şef'in elinden birbirinden lezzetli et önerileri, et tarifleri. Bizim de çok lezzetli bir kekimiz var. Fırına verdik. Pişiyor. Tart, elmalı turta diyebiliriz. Bir hamurumuzu hazırladık ama vakit yetişirse gireceğiz. Çünkü bugünkü tariflerimiz çok lezzetli ve detaylı tarifler. Şifreler geliyor efendim. İkinci şifremiz dalından. İkinci şifremiz şu an ekranda dalından olacak kıymetli izleyicilerim. Malum bugün pazartesi haftaya böyle enerjik ve dinç başlamak istedik. Bu yüzden de saatler 12.30 dediğinde şefimle birlikte mutfağa girdik. Sizler için en özel tarifleri... Yani dışarıda yediğiniz tarifleri aslında evlere getirmeye çalıştık. Tabii ki her gün yenecek, her gün hazırlanacak tarifler değil. Bunu programın başından beri söylüyorum. Ama özel günlerinizde, özel misafirleriniz için bir et pişirme tekniği ve yöntemini, etin en güzel yerlerini tabii ki sizlerle paylaşmak istedik. Bilgi çünkü yapmasak da gereken bir şey sonuç olarak. Tabii canım, öğrenelim, yaparız, yapmayız. Aynen öyle. Herkes bütçesine göre. Hamburger etimiz var. Dana kısmından yapıyoruz. Döş kısmı. Biraz orta yağlı. Evet. Yağlı olmasının sebebi şu tek çekim kıyma olduğu için yağ oranı çok önemli. Eğer yağsız olursa güzel eti olmaz. Pişirdiğimiz zaman hem kendi bırakır hem de bir lezzet bırakmaz zamanımıza. Anladım şefim. Şu şekilde. Tabii biz bunu hazır çekmiş şekilde getirdik. Süpersin. Şöyle bir karışığımız var. Sadece içine tuz ve karabiber atıyoruz. Tamam şefim. 1 kilogram et üzerine. Yani doğal bir şekilde etimizi şöyle. Ne yapacağız? Şimdi bunun içerisine karabiberini ekliyoruz. Tabii tuz ve karabiber sadece. Bunun da malzeme listesini hemen ben sayayım. Kaşarlı köfte mi? Yok. Hamburger spesiyal. Spesiyal burger.
Evet, 1 kilogram et, karabiber, 50 gram çedar peyniri, 50 gram mantar ve tuz. Bu dışarıda yediğiniz hamburgerler gerçekten hani çocukların özellikle istediği ve şu son dönemde bayağı popüler olan hamburgerlerden yapıyoruz. İçerisinde bakın hiçbir şekilde yumurta, ekmek falan yok. Sadece karabiber, tuz ve kıymadan oluşan yani gerçek bir et yiyorsunuz. Yani gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İyice yoğrulması gerekiyor. Tabii ki. İsterseniz mermerde de yoğurabilirsiniz orada. Yoğurabilir miyiz? Tabii tabii yoğurabilirsiniz mermerimiz gibi. Rahat olalım Saşı. Kendi mutfağın gibi. Evet bakın işte bak. Benim gibi yoğuruyor bak. Hamur yoğurmak bizi efendim. Et yoğurmak Fırat şefimde. Teşekkür ederim. Hamuru iyice yoğuruyor şefim. Tabii kıymayı yoğurmak da çok lazım. Önemli. Aynen. Bakın efendim, yağlı bir et olduğu için zaten kendisini hamur gibi topluyor. Karabiberini ve tuzunu içerisine aldıktan sonra Fırat şefimin yapmış olduğu gibi güzelce toparlıyoruz. Allah harika. Süper. Şu anda şef, hazır. Şef, ringi istiyor musun? Diyarbakır tariflerinden yaptığınız en güzel lezzet. Teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Alayım. Diyarbakır'da mı? Yani ben ciğer yapıyorum. Ciğer, çok severim. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın ciğeri meşhur. Evet. Ciğer yapmayı severim ama ne yazık ki restoranımızda ciğer yok. Annemizin yaptığı? Annemin yaptığı, şöyle söyleyeyim, içli köfte annem güzel yapıyor. Hı hı. Sonra bizim yöresel güvecimiz var, onu yapıyor. Hadi, süper. Bir de kaburga dolması güzel yapıyorlar. Harika ötesi. İyice yoğurduktan sonra elinizle şekillendiriyorsunuz. Normalde bizim kalıp... Yani kalıp makinemiz var ama şu anda elde de... Yapılabilir yani. Aynen. Şu anda etimiz hazır. Süpersin. Yağsız mı tavaya? Yağ çok az yağ koyacağız. Tamam şefim. İstediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Zeytinyağı mı şefim? Yoksa sıvı yağ? Zeytinyağı kullansak da olur. Sıvı yağ fark etmiyor. Sıvı yağ hemen arka tarafında şefim. Small beden olur mu size şefim? Oldu. Vallahi diğeri biraz elimde terleme olduğu için girmedim. Evet. Şimdi o sıvı yağımız evet. Tamam. Şöyle. Çok az tavanın dibine bıraktığımız zaman yeterli olur. Evet. Hafif bir yağ koyuyoruz. Ne yaptık efendim? Anne köftesine göre çok farklı. Sadece etin yağlı kısmını... Şu anda görmüş olduğunuz gibi hazır. Tost ve karabiberle taşlandırdık. Tavamızın içerisine çok hafif bir yağ aldık ve şu an bırakıyoruz. Ve bu sırada kaşarlı köftemize geçebiliriz. Tamam. Kaşarlı köftemiz şöyle birazcık daha farklı. Hı-hı. Çift çekim oluyor. İlk başta ince aynada. Onun da şeyi farklı mı? Tabii. Kaşarlı köfte 500 gram kıyma, karabiber, kimyon, tuz, 2-3 adet kuru soğan. Aslında şöyle bakıldığında aynı ama birazcık 2-3 kere mi çekilmiş? 2 sefer çekiliyor. Heh. Ondan dolayı farklı oluyor. Bir de ekstradan içinde kimyon var. Burada tuz, şu anda karışımı. Karabiber, kimyon. Kimyon, çok az tatlı toz biber var. Hı hı. Bu kadar. Başka herhangi bir şey yok. Şimdi bunu mu bir tane daha kıvırayım mı? Tabii. Bunu mu yedireceğiz iyice şefim? Aynen öyle. Evet. Güzelce. Şimdi baharata döktüğümüz zaman bir anda hepsini dökmemize gerek yok. Hı-hı. Ufak ufak daha iyi olur. Hı-hı. Hiçbir şekilde içerisine işte galeta unu, yumurta hani bu tarz bir şey koyulmuyor. O dışarıda yediğimiz çok lezzetli. Özellikle son dönemlerde marka olan hamburgerlerden yapıyoruz şu an. Gönül rahatlığıyla yapıp böyle ev halkını doyurabilirsiniz kıymanızla, 500 gram kıymayla kaç tane hamburger çıkar. Vallahi süper. Bir de en önemli şey şu, yemeği yedikten sonra özellikle ette insanı rahatsız etmemesi lazım. Eğer hı-hı rahatsız ederse o işte bir sıkıntı var. Öyle mi? Tabii. Bu da önemli bir püf noktası. Eğer etiniz çok iyi değilse tabii ki mideye oturuyor ve rahatsız ediyor. Kaç dakikada pişiyor? Yani şu anda çevireceğiz. Hı hı. Ortalama bir 6 dakikada pişer. Orta pişmiş et. Tabii çevirelim Sezami. Orta pişmiş et 6 dakikada yani diyor. Ben bir orta tarafı... pişmiş sevdiğim hı hı için eğer sizin içinde sakıncası yoksa hı hı hem et daha sulu olur hı hı hem daha lezzetli olur. Yok efendim, ne sakıncası olur? O boy gibi gelmişti siz. Şimdi bir şey de diyemiyoruz burada valla. Valla burada böyle şey duruyor burada. Ne diyorlar buna? Masat. Masatı bak burada duruyor. Böyle kıyafet.
falan efsane. Şimdi köfteleri yoğururken videoya girelim mi Yüksel Bey? Köfteleri yoğururken videomuzu girelim mi? Evet. Ödül gecemize gidelim efendim. Kanal 7 Nermin Nefes Mutfağı ekibi olarak harika bir ödül gecesine katıldık. En çok izlenen, en çok beğenilen yemek programı ödülünü bize verdiler, sunucusu ödülünü. Çok teşekkür ediyorum Enes Furkan Bey'e. Şimdi izleyelim ödül gecemizi. Herkese hayırlı akşamlar. Siyah İnci ödül gecesine geldik. Bu gecenin konsepti küçük gelinlere hayır diyoruz efendim. Artık herkes bilinçlendiğini düşünüyorum. Ben de bir kız annesi olarak ve gerçekten küçük yaşta evlenen biri olarak ben de hayır diyorum. Çocuklar sadece böyle eğlenmek için giyebilir gelinliği. Onun dışında gelinliğe gerçekten hayır diyoruz. Özellikle Ertuğrul Bey'e de teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Nermin Hanım. Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına farkındalık yaratmak amacıyla düzenledik gecemizi. Enes Furkan'ın bilgiçle imzasıyla düzenliyorum bu geceyi. İnşallah bütün gecelerimiz hepsi birbirinden farklı. Bu gecemiz daha farklı oldu çünkü kız çocuklarımıza gerçekten farkındalık yaratalım istedik. Ve sizin de sayenizde sesimizi daha güçlü sesle duyuracağız ve küçük yaşlı çocuklar için, evlendirilen çocuklar için hayır diyor. Özellikle bir anne olarak ben de ne diyorum, kız çocukları mutlaka okusun. Buradan kaç kalbe dokunursak o kadar kar diyoruz. Bu gece çok ayrı bir gece efendim. Evet, ödül alacağız, onun güzelliğini yaşıyoruz ama özellikle konsept harika. Erken yaşta çocuklarımızı evlendirmiyoruz. Onlar burada değil efendim, oyunda olmalılar. İşte yılın en başarılı yemek programı sunucusu ödülüne geldi sıra. Kim ekliyor? Yılın en başarılı yemek programı sunucusu kanalımızı Nermin Öztürk alkışlar. Tebrik ediyoruz. Buyurunuz, harikasınız, layıkınız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben bu gecenin konseptine bayıldım. Çocuk gelinlere hayır diyoruz. Ben de çok küçük yaşta evlendiğim için bütün zorlukları biliyorum. Ve bir kızım var şu an 20 yaşında. Sadece dediğim tek bir şey var. Ayaklarının üstünde durmalısın anneciğim, okumalısın anneciğim. İki oğlum da var ama kızlar ayrıdır. Kızlar baş tacıdır, kadınlar baş tacıdır. Sonuna kadar yanındayım. Bu ödüle de layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdik, çok güzel yerlere geldik. Sizlerin desteğinize teşekkür ediyorum. Merhaba Nermin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Bu özel gece hakkında, özellikle de çocuk gelinleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, gece çok özeldi. Benim için zaten anlamlı kılan çocuk gelinlere hayır dediğimiz bir gece. Çocuk haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Bir anne olarak, kız çocuğu annesi olarak ve erken yaşta evlenmiş bir birey olarak kesinlikle hayır diyorum. Öncelikle kız çocuklarımızı okutacağız, güzel yetiştireceğiz. Ondan sonra zaten zamanı gelince onlar en uygun kişiyle kendilerini bu güzel yolda ilerletecek diye düşünüyorum. Bizim üzerimize düşen vazife aile bireyleri olarak kız çocuklarımıza sahip çıkmak sonuna kadar. Bir de bu ödül için öncelikle Kanal 7 ailesine, sonrasında tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Yılın en iyi yemek programı sunucusu ödülünü aldığımız için çok mutluyum. Evet efendim, bazen sözler biter ya, gerçekten emek dolu 220 bölümdür. Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikte her sabah bu güzelliği, bu enerjiyi paylaştık. Aslında bu ödül sadece benim değil. Öncelikle Kanal 7 müdürlerim, sonrasında ekibim, canım arkadaşlarım, kameramanlarımız, yönetmenimiz, yapımcımız, hepsi efendim. Yeri geldi gerçekten bazen böyle hasta da olsak, keyifsiz de olsak, sinirli de olsak ama her gün aynı heyecanla, aynı güzellikle buraya çıktık. Her şeyi geride bırakıp buraya çıktık. Hiçbir zaman size burada herhangi bir şekilde mutsuzluğumu, üzüntümü yansıtmadım. Ama bilin ki hiçbir şey kolay değil efendim. Her şey ekranda gözüktüğü gibi değil. Arkada gerçekten çok büyük hem sıkıntılar hem güzellikler var. Ama buna da şükür diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum.
Ben de çok tebrik ediyorum. Rica ederiz. Seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle canım benim. Başarının devamını diliyorum. Çok sağ olun. Yani bir anne olarak ve dediğim gibi gece konsepti şeydi. Çocuk gelinlere hayır diyoruz. Ben bunun sonuna kadar savunuyorum. Evet. Kız çocuklarınıza sahip çıkın. Lütfen anne ve baba olarak özellikle söylüyorum. Kız çocuklarını erken yaşta hani evlendirmeyin. Çünkü bir takım zorluklar sonrasında çıkıyor. Yolsu olarak size dönüyor. Önce okutun. Önce ayakta durmasını sağlayın. Güçlü bir birey olmasını sağlayın. Bakın bu konuda gerçekten çok hassasım. Ben de bir kız çocuğu annesiyim. Lütfen efendim. Artık yani kaçıncı yüzyıl olmuş? Bırakın ya 16-17 yaşında çocuk evlendirilir mi? Evlendirilmez efendim. Lütfen. Bırakın artık bunları. Aynen. Çocukları doğru diyorsunuz. Okulları. Haklısınız. Okusunlar. Evet. Nermin Hanım şu anda köftemizi ayarladık. Kaşarını bırakacağız. Kaşar peyniri. Evet, şöyle. Köfteyi açtık güzelce. Üzerine ne yapıyoruz? Misler gibi kaşarımızı koyuyoruz. Muska şeklinde kapatıyoruz. Hı-hı. Evet. Kaç dakikamız var efendim? Süper. 25 dakikamız var. Harika. Lezzetlerimizi devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hazırlanmış oluyor. Bu şekilde mi pişireceğiz? Tabii bu şekilde pişireceğiz. Tavamızda. Nerede pişireceğiz? Tavada. Tavada. Sıcak mı tavamızda? Sıcağımız, tavamız şu anda sıcak. Hı hı. Şu anda köftemiz pişti. Büyük bir tava verelim mi size şefim? Ona koyacak galiba sıcak. Ona pişir. Bunda daha iyi olur gibi. Ama sıcak mı? Büyük bir tava varsa onda da olabilir. Var mı? Ya şöyle ondan çok büyük değil. Bir belki bir. Döküm tavamız var tamam. Ya büyük serpil. Bir saniye şey git. Aa ızgaralı olan. Izgaralı olan da yapalım. Şu anda köftemiz hazır. Hamburger köftemiz. Kaç kardeşsiniz şefim? Biz 6 kardeşiz. Kız erkek? 3 kız 3 erkek. Ay maşallah Rabbim bağışlasın. Allah evli mi hepsi? Bir tane kardeşim evli, erkek kardeşim. Diğerleri bekar. Bekar. Hayırlı bir kısmet inşallah. Bu daha iyi. Tabii bunu koyalım. Her şey vakti aynen. Zamanı bekliyor şefim. Tabii ki. Siz bunu finalini verene kadar bu ısınsın. Şu anda köftemiz hazır. Hı-hı. İlk başta. Burada yapacağımız başka bir şey yoksa burayı bir temizleyelim. Tamam. Diyelim, ben fingerle. De alayım şef ya. Hı-hı. Daha iyi biz olur. Biz de buraya sunuma dönelim. Hı. Şu anda köftemizi pişirdik. Soğanları normalde karamelize ettik. Aynen. Soğanları zaten karamelize ettik. Sunuma geçeceğiz. İlk başta. Wow, harika. Bırakıyoruz. Ters düz yaptık. Muhteşem. Bakın evde şipşak hamburger ekmeğini de biliyorsunuz paylaştık. Defalarca yaptık. Kendiniz ekmeğine kadar evde yapabilirsiniz. Biraz dananın yağlı kısmını tercih edip 2-3 kere ne yaptık? Kıyım geçirdik. O öbürüydü pardon. Bunu bir kere geçiriyoruz. Evet bunu bir sefer geçirdik. Bir sefer yağlı kısmı. Şu an ve karabiberle yoğurduk. Dur şef ben sana bir tane şimdi tabak hazırlı vereyim. Çok iyi olur. Kapya çünkü biberle taşlandırdık. Şunu alalım mı? Tabii ki. Buyurun. Hep havalı oluyor. Kürdan vereyim mi şef? Kürdan var mı? Aa. Daha iyi olur. Şef burası benim nefes mutfağı. Ha, pardon özür dilerim. Rica ederim. Bizde her şey var efendim. Malum tamam, biz de bir kendi çapımızda şefiz yani. Her şeyi kullanıyoruz bir tane, şefim. Bir tane yeterli. Bak 1-3-5. Şöyle kaşarlı kremalı mantarımızı koyduk. Evet. Ekstradan füme etimizi en üste bıraktık. Tamam. Güzel bir şekilde şöyle kapatıyoruz. Evet. Wow, sosu da tabii şimdi ki finale geldik. Aktı. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün ne yapacağız şefim? Şu anda finale giriyoruz. Bir dakika şu Serpil Öse Zahmet onu alabilir miyim? Çedarıma. Evet. Sıcak, çok sıcak Serpil. Ha bu üstüne gezdireceğiz tabii. Değil mi? Tabii isterseniz, bak ben hep merak ediyordum nasıl ben o şunu şöyle tutayım. Siz dolduralım doldurun. Mı? Evet doldurun. Evet. Doldurmak ister misin Nermin? Şef dolduruyorum bak benim elim boldur. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Ben bol kepçeyimdir. Doldur. Evet bakıyoruz. Benden günah gitti. Doldurayım da. Tamamdır. Bir dakika. Evet hazır mıyız? Evet. Şu an şöyle ekranlar. Yakından. 1, 2, 3. Aman Allah'ım. Evet. Onu da babaya atarsanız. Şefim koyuyor muyuz? Tabii ki. Kaymadan. Evet. Bu şekilde. Afiyet olsun. Mis gibi bir hamburger yapıldı. Çocuklara evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz
dışarıda yedikleri tarzda. Şimdi malum artık anne köfteleri tamam çok seviliyor patates kızartmasıyla ama çocuklar da artık her şeyin bilincinde burger istiyorlar. Evet. Yani ben benimkilerden biliyorum. Hele o ortanca Ömer yok mu? O yüzden Ömer'e bunu yapacağım. Güzel. Kıymalı olması da güzel. Bir kere çekiyoruz. Yağlı kıyma alayım kullanıyoruz. Tamam. Sadece tuz, karabiber içerisine ilave edip tamam, güzelce şey. Hamur yoğurur gibi iyice hamurumuzu özleştiriyoruz. Ve son olarak efendim üzerine karamelize soğanını ekleyip kapya biberiyle taşlandırıp çedar peynirini eritip güzel bir sunum ortaya çıkartıyoruz. E daha ne olsun? Şefimin ellerine, kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Şu anda kaşarlı köfteye geçtik. Hı hı. Tavamız istediğimiz ısıya geldi. Hı hı. Köftemiz hazır. Hı? Bismillah. 150. Şöyle. 150 de mi kalmış? Nasıl ya? 180 de. Bu şekilde. Evet, yağımızı aldık. Köftemizi orta kısma ızgara tavamıza oturttuk. Hem daha güzel bir görüntü olması açısından. Evet. Alayım şefim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şefim, bu mutfak aşkı nereden geliyor? Birazcık bahsedelim mi? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında ben ilk bu işe başladığım yer Bursa'da bir mezbanede başladım. Hı hı. Mezbane işi bayağı bir ağır. Hı hı. Aslında ilk zamanlarda işten çıkmak istedim. Sonra işte ortam güzeldi. İşte çalışalım, edelim falan. Bir ay, iki ay sonra... Kaç yaşındaydınız o zamanlar? Bana 15 yaşındaydım. Ah kıyamam. Yani küçük yaşaydım. Zor gelir. Tabii. Daha sonradan da bu işi yani yapma kararı aldım kendi kendime. Hı-hı. İşte mola saatlerinde kemik sıyırmaya başladım. Sadece 3 ay kemik sıyırırım ki elim bıçağı alışsın diye. Değil mi? Tabii. Çünkü kasaplık işi kesmediniz gerçekten... Kesmediniz mi elleri, kolları? Çok kestim. Değil yani mi? Yani ellerine bayağı bir dikiş atıldı. Ah kıyamam. Yani sıkıntılar yaşadık tabii. Her işin bir bedeli var. Hı-hı. Biz de bunun bedelini ödedik yani. Buraya direkt gelemedik. Doğrudur. Halen de bedel ödemeye devam ediyoruz. Doğru. Tabii ki bak işte az önce onu söyledim yani. Hiç kimse sanmasın ki şu an gülüyoruz diye ekrandakiler böyle rahat. Ya aslında o kadar ağır imtihanlardan geçiyorsunuz ki bir yerde. Bunu hiç kimse bilemez. Tabii. Hani herkes güllük gülistanlık hani böyle havadan bir şeyler havadan keşke gelse ama gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Yani emek sarf edilmeden hiçbir şey olmaz. Değil mi? Bak aynı fikirdeyiz. Yani yemek bile yaparken emek sarf ediyoruz. Bir şeyler kesinlikle, yapıyoruz sonra kesinlikle. Finale geliyor. Bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasınız. Evet. Bir yerlere gelmek istiyorsanız. Ben yatıyorum iyi tamam böyle tuzum kuru. Bakıyor bana eşim diyorsanız da yapacak bir şey yok. Olana razı olacaksınız efendim. Aynen öyle. Yani olana razı olacaksınız ama bir şeyler yapıp bir yerlere gelmek istiyorsanız şefimin dediği gibi bazı imtihanlardan geçmemiz evet. gerekiyor. Şu anda kaşarlı köftemiz pişiyor. Arzu ederseniz biz karpaccio'ya da geçebiliriz. Karpaccio çok havalı. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Efendim bütün bugün neden böyle diyeceksiniz? Bugün çünkü dışarıda yediğimiz lezzetleri mutfağımızda yansıtmak istiyoruz. Her gün hamur işi, poğaça, börek olmuyor efendim. Birazcık da farklı sunumlar, evlerinizde özel ağır misafirleriniz için hazırlamak istediğiniz lezzetleri bir araya getirmek istedik. Tabii ki dediğim gibi her gün bu kadar et kimsenin evinde yok, olmayacak da. Ben kendim de almıyorum şimdi açıkça söyleyeyim. Zaten görüyorsunuz yaptığım tarifler, tavuklu tarifler genelde ama... şunu söyleyeyim, bugünkü tarifler gerçekten ağır misafir, böyle kız istemeye gelecekler falan, nişan yemeği falan. Hani böyle severiz ya gösterişli şeyler yapmayı, o zaman belki değerlendirilebilir. Ben de şefimden bugün güzel şeyler aldım hani mesela güzel bir eti marine etmeye bile gerek yok. Evet. Bunu öğrendim aynen yani. Karpaccio için 150 gram dana bonfile, 150 gram parmesan peyniri, yarım demet roka, karabiber, 8-10 adet çeri domates, tuz ve zeytinyağı. Diyarbakır'da mı doğdunuz şefim, burada mı? Diyarbakır'da doğdum. Hı. 7 yaşında Bursa'ya göç ettik. Hı hı. Yaklaşık bir 14 sene Bursa'da kaldık. Hı hı. 6 yıldır da İstanbul'dayım. Vay. İstanbul'a geldiğimde aynen. Bursa çok güzeldi şefim. Bursa çok güzel, Bursa'yı. Sakin bir şehir. Hı hı. İstanbul tabii ayrı bir yer. Hı hı. İstanbul bir şehir değil hani ülke gibi. Hı hı. Ama güzel yani bayağı bir sevdim. Ben de Bursa'yı çok severim. Ama İstanbul'da bilmiyorum şu an geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorum ki ben yurt dışına gideceğim falan diyor ki sen gidemezsin. Ben İstanbulsuz pek yapamam yani. Gerçekten trafiğini bile seviyorum. Doğru. Enteresan bir şey. Trafiğini bile seviyorum İstanbul'u. Yani bu şehirden insan ayrılınca özlüyor. Değil mi? Tabii. Nerelere Akdeniz'e gidiyordun? Gideceğim ama 50-55'imden sonra daha var. Aa. Daha var. Bir 15-20 senem var. Merve Hanım ilk başta bonfile etimizi hafiften dövüyorum. Hı-hı. Açmak babında.
Evde kavanozla da dövebilirsiniz. Tabii. Karpaçonun özelliği şu. İtalya'ya ait olan bir salata. Bu salata özelliği olacak. Evet. Çiğ et oluyor. Yani bu şekilde yeniliyor. Hani pişirilmiyor ama eğer arzu edilirse şef poşet sağda bakın. Tereyağı da yapılıyor. Sıcak tereyağı da pişmede sağlanabiliyor. Pişirelim şefim ya. Ama bence çiğ de denemeniz lazım. Yönlem. Çok güzel oluyor. Bence bir ilk denemeniz lazım. Hatır için çiğ balık yemem. Şöyle ilk başta göstereyim. Tamam. Pişirmeyecek ufaktan misiniz bir şekilde? Yok. Normalde bunu slicer'la kesip de yapanlar var. Benim sistemim bu şekilde. Yani onu da söyleyeyim. Kimileri böyle dövüyor, kimileri de ince ince kesip. Bu bana gelmişti salata tabağının içinde. Ama yememiştim, Allah'a şükür şey olduğunu bilmiyordum ama olmuş mudur? Olmuştur bence, onu alalım bir köşeye. Bunu alayım işte. Alın. Şey gibi gözüküyor, pastırma gibi. Tabii. Yemin ama gerçekten bence denebilirsiniz Nermin Hanım. Şef bunu kapatayım mı, devam etsin mi ısınmaya? Yok, kapatabilirsiniz. Şey İşimiz kalmadı. Gerçekten güzel. Evet, güzelce şefim yön verdi. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün gerçekten dışarıda yediğiniz lezzetlerin birebir aynısını mutfağınıza, evinize getirdik. Sağ olsun Fırat Şef'in bütün püf noktalarıyla bakın nasıl yaptığına kadar bizimle gösteriyor ve paylaşıyor. Gerçekten güzel bir program. Çok memnun olduk sizi ağırlamaktan. Ben de çok memnun oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Çok, çok keyif aldık gerçekten. Bu arada karlar kalkmış ama bu şey tarafı Bahçeşehir, Başakşehir işte o taraflar hala kar. Evet. Öci, yani arkadaşlar story atmış. Bizim burada hiçbir şey kalmadı. Yani gölet bölgesi bayağı bir sıkıntılı. Değil mi? Tabii. Ne? 9 Şubat'ta yenisi geliyor diyor Yüksel Bey. Hazırlanın diyor. Hayırlısı bir Allah'tan. Bir servis sabahı var mıydı? Şu onun evet, ne, olur. Ne gelirse razıyız. Rabbim ne gönderiyorsa yapacak bir şey yok. Eyvallah. Tamam. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ince bir şekilde açtık. İnce olmasının sebebi aynen. Yediğimiz zaman bizi rahatsız etmiyorlar. Üçüncü şifre oyuncağı olur. Hani yapamazdım kitabımdan. İki izleyicime yarın paylaşacağım. Bu arada 7 kişiye yağdanlık cuma gününden kalmıştı. Bakalım göndermiş mi arkadaşlar bana? Göndermemiş çocuklar. Hemen alayım 7 kişiyi. Zafer. Feyza. 7 kişi ve artı bir baharatlık. 8 kişi istiyorum. Evet. Tabak şeklini aldık Nermin Hanım. Şu anda üstüne geçiyoruz. Böyle kesiyorsunuz. Tabii. Güzel. Ne yapalım, çizilmiyor şef gerçekten. Mermer. Tamam. Biraz ondan dolayı tedirgin oldun da. Yok yok, rahat olun. Evet. Şura göndermiş. Tamam, hemen söylüyorum. Efendim 7 tane yağdanlık kazanan izleyicim Sevilay Bayar, Hatice Küçükbez, Nülüfer Daşkaya, Betül Kırbıyık, Fadime Kaya Çobanoğlu, Gizem Şanlı, Fidan Cengizer. Bunlar yağdanlık kazanan. Hatice Turan hanımefendi ise baharat setini kazanan, yedili baharat setini kazanan izleyicimiz oldu. Nermin Nefes Mutfağı hikaye kısmından kazananların Instagram hesabı ismiyle ulaşabilirler. Çünkü böyle direkt isimlerini söylüyoruz biz. Sizler de kontrol için üstlerine tıklayıp sayfalarına bakabilirsiniz. Bizim sayfamıza yorum yapan 8 kişiye hediyesini ulaştırdık. İyi günlerde kullanın, hayırlı olsun. Nermin şu anda hazır. Şöyle güzel bir şekilde. Ve 200 bin kişi de olmuşuz Nermin Nefes Mutfağı'nda bir sene içerisinde. Hatta bir sene olmadı, Şubat ayında bir senemiz olacak. Takip eden, destek veren herkese tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. 200 aktif kadın. Tabii erkekler de var ama çok az, %10. Niye erkekler yemek sayfalarını çok takip etmiyor? Yani benim hani mesleğim olduğu için ben takip ediyorum ama normalde hani sevmeyenler de oluyor. Değil mi? Yemek. Daha çok hani bayanların ilgi alanı olduğu için Türkiye'de. Vallahi bir erkek bence bayanları tavlamak için iyi bir yemek yapması gerekir önce. Değil mi? Diyorsunuz. Yani.
Eskiden evet öyle tersti ama şimdi kadınlar da yemek yapan istiyor. Yok yeterli olur. Şefim şimdi bunu böyle yiyeceğiz diyorsun. Tabii daha var ama. Daha var. Şöyle normalde. Geliyor efendim. İyice dövdük bonfileyi. Sonrasında üzerine gördüğünüz gibi rokayı koyduk. Domatesleri ilave ettik. Ve Allah'ım elmalı turtaya dönelim mi 2 dakika? Fırında neler var? 1 dakika geliyorum tabii şefim. Işte. Bakar mısınız? Serpil bez alayım. Efsane ötesi. Efsane ötesi kızarmış. Gerçekten çok başarılı bir şekilde kabarmış. Ve rondo kullanmadan bu işlemi yaptık. Bunu arkaya vermemişiz. Nasıl alacağım? Geleyim mi? Aldım. Nasıl kokuyor biliyor musunuz efendim? Mis gibi. Her yediğinizde içindeki bu elma dilimleri dişe gelecek. Devam edelim şefim. 10 dakikamız kaldı. Ne tarifimiz var? Son salatamız kaldı. Evet. Tamam. Çok güzel. Karabiberimiz. Bir şey yetiştiremedik ama bir şeyi ben sizlerle bu hafta içinde paylaşırım. Şöyle hafiften karabiberimizi. Karabiber. Şunu da sunum yapacak mıyız? Tabii onu da sunum yapacağız. Tuz. Çok az bir tuz. Aslında normalde soya sosumuz var mıydı? Var şef. Tamam bir soya sosu da alabilir miyiz? Bak şef hala soruyorsun var mı diye. Özür dilerim alışkanlık şimdi olmuş. Şefim biz çiğ köfte bile yapsak hani eti şöyle pişiriyoruz. İsotla, limonla işte ekşiyle pişiriliyor. Şimdi burada hiç et pişirilmedi. Herhangi bir zararı olmayacak mı? Yani hiçbir zararı olmaz. Çünkü çok ince bir et olduğu için vücut ısımızla bu zaten pişmiş olarak yani midemize ilişkili. Öyle mi? Oluyor. Tamam hemen. Bunu evet güzel çünkü oldu. Bizim yani vücut ısımız olduğu için ondan dolayı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Onu bir dakikanızı istiyorum. Ama şöyle. İstiyorsanız tereyağı da biraz kızartabilirsiniz. Dedi tabii şey. Tercih meselesi. Ama ilk başta katlayarak. Daha bitmedi. Tabii. Çok güzel. Sarı sarı gitti şefim. Evet. Hamur gibi incecik açıldı. Şu an böyle kilitlendim ona konuşamadım. Beni bile kilitledi. Vallahi harika. Teşekkür ederim. Bir de zeytinyağı alabilir miyiz? Çok tabii az bir soya. Tabii soya da pişiriyor. Serpil keşke bir tabak bardağı koysaydı. Damlatacak. Aynen. Şurayı kapattım marka olduğu için yanlış anlamayın. Yok estağfurullah. Tamam mıdır bu şef? Tamamdır. Haftan böyle bir... Vav. Tabii biliyorsunuz dediğim gibi soya da bir pişirme yapıyor. Denemek ister misiniz? Almayayım. Şu an almayayım. Ben pişmişlerden yiyeyim. Ama keselim. İçi dokusunu bir gösterelim. Evet, şöyle hafif kenara kaydıralım. Wow! Bakar mısınız? Gerçekten iştah açıcı ve... Yani kendi gözümle görmeseydim ben bunu pastırma falan sana yerdim. Görmeseydim. Koyalım mı şefi? Şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Serpil alalım, hemen salataya geçelim. Tabii ben onu bir alayım şef. Bunu sunumu hazırlayalım mı? Tabii ki onu da hazırlayalım. Kaşarlı köftemiz. Tamam. Birazcık kurudu sanırım. Bir tık daha pişmesi lazım da ama. Tamam. Şöyle. Evet, hemen salata malzemelerini alalım Serpil. Son dakikalara girdik artık. Tamam, geldim. Hemen hazırız zaten. Wow, harika. Şu şekilde güzel bir sunum yapabiliriz. Şöyle de. Tamam şefim, onu da hemen yan tarafa alalım. Ben tabii. Salata malzemelerini... Geldim Nermin. Şunu aldım da. Tamam. Şimdi efendim, pratik, lokanta usulü, mis gibi bir salata gelecek. Çok az malzemeyle gördüğünüz üzere aslında salata yapacağız. Bir servis sabah alabilir miyim? Stek salata. Geliyorum şef. Salata, salata. Bu değildi, bu öbürü. Stek salata değil bu. Ne bu? Stekmen salata. Ha, stekmen salata. Tabak vereyim şef. Akdeniz yeşillikleri, oval, çeri domates, yarım çay bardağı ceviz içi, 2 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 adet portakal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 80 gram tulum peyniri, nar ekşisi ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Son şifremiz az sonra gelecek. Şefim hemen buyurun başlayalım. Şu an çeri domateslerini doğruyoruz tabağımız gelene kadar.
çekeyim, bu ya da bu. Hangisi? Şununla daha iyi olur. Tamamdır. Şöyle. Evet. Hazırlanmış olan Akdeniz eşimlerimiz. Çocuklar içerideyse bir baksınlar buraya teyze. Odaya giren çıkmıyor. şöyle güzelce servisi hazırladık. Evet, normalde bir tık daha oval oluyor ama. Şef, bunları toplayayım mı? Tabii toplayabilirsiniz. Şu anda yeşilimizi tabağımıza bıraktık. Toplamda 5 kalem ürün var içinde yeşilliğimizde. Peynirimizi. Şöyle güzelce gezdiriyoruz. Efendim bakar mısınız? Yani şu peynir gerçekten salatalara o kadar çok yakışıyor ki. Tulum peyniri çok güzel. Değil mi ya? Tabii, Allah ben... kahvaltıda tereyağıyla ye. Veriyor musunuz önden böyle tereyağı çekerek mekanda? Tabii ki. İsterim yani ben. Ne demek lazım? Yani, yer bakırlıysa vardır yani. Tabii tabii. Şu anda peynirimizi döktük. Arka tamam sana şef. Cevizimizi. Cevizi de gezdiriyoruz. Sonra Elazığ'dan mı alıyorsunuz peyniri diyor Yüksel Bey. Erzincan'ın daha iyi oluyor ama. Bittin. Şef bittin sen. İşte bile çıkar. Niye çıkamasın? Sonra portakal kabuğuyla dilimlenmiş. Tamam. Ayrı bir aroma katıyor gerçekten. Oh mis gibi bir salata. Efendim lezzetleri hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi harika lezzetlerimiz var bugün. Nermin Nefes mutfağında ama şurada ben de bir pudra şekeri gezdireyim. Şefim salatasını taşlandırırken. Orada sonrasında sunuma gideceğiz. Şöyle bak bak aman Allah'ım. Turtamız yanına sıcak. Evet tarçınla pudra şekeri de gezdirebilirsiniz. Çayınız varsa efendim. Buyurun tarif benden. Benim göbek ondan bundan çıkıyor diyor Yüksel. Bu kadar lezzeti yaptırıyorsun, yediriyorsun diyorlar. Şefim salatamızı da alalım bu tarafa. Tabii ki. Tariflerimizi de bitirdik. Bunlar burada çekimi engellemeyecek değil mi? Alayım istiyorlarsa. Tamam, şöyle buraya geldik. Efendim bugün, Serkil Hanım'ın 25. yaş doğum gününü kutluyoruz. Kendisine nice mutlu yıllar diliyoruz. 25 yaş, yolun daha çok başı Serpil'cim. Hemen bir alalım mı? Nerede bizim pastamız çocuklar? Pastada mı aldın? İçeride oturuyorsunuz değil mi? Ben yani ne yapayım ki bu ekibe? Ancak gitsinler odada otursunlar. Evet, pastamız gelene kadar biz şey yapalım. Şefim neler yaptık bir anlatır mısınız? Steakman salatamızı yaptık. Bak bakalım kızım. Kaşarlı nerede? Köftemiz, Dallas steak, Chateaubriand, spesiyel burgerimiz ve carpaccio. Sizlerle buluşturduk ve elmalı tartımız en var. Nermin çok teşekkür ederim. Güzel çok güzel, çok keyifli bir programdı. İnşallah yerinize de geleceğiz. Eminim beklerim. Lezzetler de çok güzel. Birazdan tadacağız. Elimizden geldiğince nacizane ekran başındaki kıymetli izleyicimizle paylaşmaya çalıştık. Bütün püf noktalar için de teşekkür ediyoruz. Tabii ki iyi ki doğdun Serpil diyoruz. Böyle alalım Serpil seni de. Çekil siz böyle gelin. Serpil de böyle gelsin. Geberteceğim sizi içeride otururken. Evet, şöyle Serpil'cim. Mumları da yakalım. Gerek yok, sonra yakarız biz ona. Ben dilerim. Diledin mi? Her şey gönlünce olsun aşkım. Hemen duygusal şey bu tabii, ben gibi. Ben yengecim, sen nesin? Serpil Hanım mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nice mutlu yıllarımız olsun. Evet efendim. Ekip arkadaşlarımızdan Serpil 25. yaş gününü kutlarken biz çok mutlu olduk. Evet, bir alkış gelsin Serpil'e. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Serpil'cim. Şefim böyle alalım sizi de. Tabii ki. Kaç dakikamız var? Kaç dakikamız var? Son şifremizi de veriyorum. Düşen yaprak. Son şifremiz düşen yaprak. Bundan böyle Kanal 7 ekranlarında saatler 12.30 dediğinde dop dolu efendim bir 65-70 dakika sizlerle olacağız. Hafta içi 4 gün, perşembe gününe kadar, cuma günleri Allah nasip ederse workshop vermeye başlayacağız. Özel eğitimlerim olacak, derslerim olacak. Hepinizi bekliyoruz. Şefimden de et pişirme tekniklerini öğrenmeye devam edeceğim. Anlaştım. Tabii. Ben onlara tatlı tarifi vereceğim. Siz de bana et tarifi anlaştık. Vereceksiniz. Anlaştık. Tamam, anlaştık efendim. Günün kârı, kısa günün kârı. Son şifreyi de söyledik. Her zaman söylemiş olduğumuz gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü gibi güzel ve renkli olsun. Rabbime emanet ediyorum. Yarın 12.30'da görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.